Merhaba, ikinci videomuzda yine birlikteyiz. Osmanlı'daki demokratikleşme çabalarını anlatacağım bugün çocuklar size. Biraz yabancı olduğunuz bir konu, ilk kez duyuyorsunuz ama ilerleyen eğitim hayatınızda bol bol duyacaksınız. Şimdi ne demek istiyoruz? Şimdi çocuklar, bunların tarihinde yazayım ben bir, 1808, 1839, 1856, 1876, 1908 arkadaşlar. Şimdi ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. 1808 yılına kadar Osmanlı Devleti'nde en büyük güç padişahtı. Padişah ne derse o olurdu ve herkes onun karşısında onun her dediğini yapmak zorunda kalırdı. En büyük güç, en hani kudretli şey padişah. Fakat 1808 yılına geldiğimizde artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine karar verildi ve bununla ilgili bir adım atıldı. Daha sonra da başka adımlarla devam edecek. 1808 yılında Ayanlar adında bir grup, bir nevi toprak ağaları diyeyim ben size, öyle anlayın. Köy ağaları, toprak ağaları padişaha kafa tuttular ve kendi isteklerinin de padişah tarafından kabul edilmesini istediler. Padişah da o dönemde içinde bulunduğu durumlardan dolayı, olumsuz durumlardan dolayı, güçlü bir ordusunun olmayışı, ülkenin işte ekonomisinin bozuk olması, savaşların o dönemlerde kaybediliyor olması gibi olumsuz nedenlerden dolayı bu ayanlarla, ayan dediğimiz o bir grup insanla aynı masaya oturup anlaşma yapmak zorunda kaldı. Bu ne demek çocuklar? O güne kadar padişah hiç kimseyle anlaşma yapmazdı. Ben ne dersem o olacak derdi. Ama şimdi ne yapıyor? Anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Karşı tarafın isteklerini kabul etmek zorunda kalıyor. O güne kadar böyle bir durum var mıydı? Hayır. Padişah ne derse herkes uymak zorundaydı. Ama artık bir grup insan çıkıp padişaha kafa tutup diyor ki sen bizim isteklerimizi de dinlemek, duymak ve hatta uymak zorundasın diyor. Padişah da onlara tamam diyor, karşılıklı el sıkışıyorlar, birbirlerine söz veriyorlar, bir sözleşme yapıyorlar. Bu sözleşmeye senedi ittifak deniliyor arkadaşlar. Tarihteki önemi şu, padişah ilk kez kendi isteğiyle yetkilerinden vazgeçiyor. Yani yetkilerini kendi kendine sınırlandırıyor. Diyor ki tamam ben padişah olabilirim ama benim de yetkilerim bir yere kadar, bunu kabul ediyorum artık diyor. Önemi budur arkadaşlar. İki, Tanzimat Fermanı. Çocuklar 1839 yılına geldiğimizde Osmanlı Devleti daha da güçsüzleşti. Savaşları kaybetmeye başladı, işte ekonomisi iyice de bozuldu, yabancı devletler onun üzerindeki baskılarını arttırdılar. O dönemde dünyada meydana gelen çok önemli küresel bir olay var, Fransız İhtilali. Ve bu Fransız İhtilali'de yayılan bir düşünce akımı var, milliyetçilik. O milliyetçilik denen akım Osmanlı Devleti'ne o kadar büyük zararlar veriyor ki imparatorluk parçalanma noktasına geliyor. O da sırf yabancı devletlerle arası kötüleşmesin, kendi ülkesinde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler gibi azınlıkları da mutlu edebilsin, ülkesindeki isyanları durdurabilsin, yani kötü gidişatı durdurabilmek için Tanzimat Fermanı diye bir şey yayınlıyor. Bu bir yasa, öyle demişse. İşte bir sayfalık bir yasalar demeti düşünün. İşte yasa 1, yasa 2, yasa 3 diye yazıyor. Peki neler var içinde? Diyor ki halkın can ve mal güvenliği bundan sonra devlete aittir diyor. İşte herkes hukuk önünde eşittir diyor. Yasalar üstündür diyor. Biz buna kısacası yasaların üstünlüğü diyebiliriz Tanzimat Fermanı'na. Bakın padişah o güne kadar en güç, hani senedi ittifakta ne dedik? Artık en güçlü ben değilim. Benim de yetkilerimiz varmış dedi. Şimdi burada diyor ki evet tabii ki en güçlü ben değilim. Çünkü benden daha güçlü yasalar var. Ben de yasaları uymak zorundayım diyor. Burada hukukun üstünlüğü derken ondan bahsediyorum. Padişah bile yasalara uymak zorunda kalmış. Islahat fermanı, tanzimat fermanının bir uzantısıdır. Onu tamamlayan başka bir kanun demetidir. O da 1856 yılında çıkarılıyor. Yine işte ülkeyi parçalanmaktan, imparatorluğu parçalanmaktan kurtarmak için padişah kendi isteğiyle çıkarıyor ve yetkilerini daha da sınırlandırıyor. Yani bakın yetkilerini sınırlandırmıştı, daha da sınırlandırdı. Islahat da daha da sınırlandırıyor. Ne yapıyor? Ülkede yaşayan Hristiyanlarla Yahudilere daha fazla haklar tanıyor. İşte diyor ki okul açabilirsiniz, hastane açabilirsiniz, şirket açabilirsiniz, banka açabilirsiniz. İşte az bir para verip askere gitmek zorunda kalmayabilirsiniz, askerlik yapmazsınız. Bak bir sürü haklar veriyor. Ne yaptı? Yetkilerini daha da sınırlandırdı. Bakın padişahın yetkileri gittikçe sınırlanıyor. Görüyor musunuz? Gücünü yavaş yavaş kaybediyor. İşte padişahın gücünü kaybedip halkın gücünün ortaya çıkmasına ya da halka yeni haklar vermeye biz demokratikleşme diyoruz. O yüzden de
halk egemenliğidir. Halk yönetime katılıyor. Yönetime katılır. Şimdi nasıl oluyor bu iş diyeceksiniz? O güne kadar Osmanlı Devleti'ndeki tek yetkili padişah, padişah ne derse o olurdu. Halkın söylediğinin hiçbir önemi yoktu. Zaten halkın temsili, halkın kendini temsil edebileceği bir kurum da yok. Yani bir meclis, bir TBMM, seçimler falan hiçbir şey yok. Ama meşrutiyetlerin, iki tane meşrutiyet var, birinci ve ikinci diye biliniyor. İkisinde de artık padişahın yanında bir halk meclisinde olmasına, padişahın ülkeyi bu meclisle ve anayasayla yönetmesine karar veriliyor. Meşrutiyetin ne anlama geldiğini daha önceki konularda, hatta bugün dersin başında da anlattım. Nasıldı meşrutiyet? Padişah artı, anayasa artı, meclis. Yani bakın, padişahın yanına bir anayasa, bir de meclise ekliyorsunuz ve birlikte ülkeyi yönetiyorsunuz. Biz bu sistemi meşrutiyet diyorduk. Meşrutiyetin ilanı demek artık padişahın yanında halkın onayladığı bir anayasa ve halkın seçtiği insanlar oluşan bir meclis de var. Devlet, padişah artık bunlarla birlikte ülkeyi yönetmek zorunda. O yüzden gördüğünüz gibi artık ikinci meşrutiyetle birlikte padişahın yetkileri daha da sınırlanıyor arkadaşlar. Hatta halk ilk kez yönetime katılıyor. Halkın ilk kez yönetime katıldığını görüyoruz meşrutiyetle birlikte. Şimdi arkadaşlar, yabancı olduğunuz bir konu, olabildiğince size indirgeyerek anlatmaya çalıştım. İlerleyen yıllarda, mesela gelecek yıl bunu çok daha ayrıntılı göreceksiniz 7. sınıfta. Çünkü bu 8. sınıf LGS konularından bir tanesidir. Orada sorular çıkıyor LGS'de bu konularla ilgili. Önemli bir konu. Hani LGS hayali olanlar, LGS konusunda başarı isteyenler bu konuyu anlamak zorundalar. Ben bir giriş yaptım, öyle düşünün. Gelecek yıl daha ayrıntılı anlatılacak size. Umarım anlamışsınızdır. Osmanlı'daki demokratikleşme hareketleri bunlar. Senetli İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet, Meşrutiyet arkadaşlar. Bitti. Gelelim, demokrasi nasıl yaşatılır? Şimdi demokrasi dediğimiz şey ne? Eşitlik, değil mi? Öyle deriz. Hani cumhuriyet, eşitlik. Bizim ülkemizde de demokrasi var mı? Var. Peki bunu yaşatmak için nelere dikkat etmeliyim? Arkadaşlar, hukuk kuralları olmalı, yasalar olmalı. Demokratik sistemlerde yasalar olur. Ve yasalar herkesten, her şeyden üstündür. Herkes yasalara uymak zorundadır. Biz buna hukuk kurallarının üstünlüğü ya da yasaların üstünlüğü diyoruz. Bak tekrar söylüyorum, üstünlük nereden geliyor? Herkesten ve her şeyden daha üstün. Cumhurbaşkanından da üstün, başbakandan da üstün, en zenginden de üstün, en ünlüden de üstün. Herkes yasalara uymak zorunda. Biz buna hukukun üstünlüğü diyoruz. Farklılıklara sahip olun. Çocuklar, hepimiz aynı değiliz. Hepimiz farklı memleketlerden geliyoruz, farklı fiziksel özelliklerimiz var, ses tonumuz farklı, düşüncelerimiz farklı, inançlarımız farklı. Kimimiz Müslüman, kimimiz Hristiyan, kimimiz Yahudi ya da farklı farklı işte Budizm var mesela, dünyada bunlara inananlar da var, Hinduizm var, Taoizm var gibi gibi gibi. Şimdi bunlara saygı duymak demokratikleşmek demektir. Farklı inançlara, farklı düşüncelere, farklı insanlara, farklı kültürlere saygı duymak demokratikleşmenin bir göstergesi. O yüzden ne demişim burada? Farklılıklara saygı duymak. Bunu unutmayalım. Fikirlere ve düşüncelere karşı özgürlük. Arkadaşlar, bir toplumda herkes duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorsa, tabii ki bunu ifade ederken düzgün bir şekilde ifade etmeli, değil mi? Yani bağırıp çağırıp ya da hakaret ederek değil. Herkes duygu ve düşüncelerini düzgün bir şekilde ifade edebiliyorsa, demokratik kurallar çerçevesinde ifade edebiliyorsa, o ülkede demokrasi var demektir. Demokrasi, fikirlerin ve düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesidir aynı zamanda çünkü. Fırsat eşitliği. Çocuklar, fırsat eşitliği şu, örnek veriyorum sizin anlayabileceğiniz şekilde. Mesela işte 6 yaşına gelen her çocuğun ilkokula başlayabilmesi ya da işte liseyi bitiren her gencin üniversiteye gidebilme hakkının olması, biz buna fırsat eşitliği diyoruz. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, hangi bölgede büyümüş ya da doğmuş olursa olsun bir fırsattan onun da yararlanabilmesi, herkesin aynı fırsattan yararlanabilmesi. Eğer fırsat eşitliği varsa bir ülkede, orada demokrasi vardır diyoruz. Eşitlik ve hoşgörü, zaten az önce söyledim. Eşitlik ve hoşgörünün olduğu, insanların birbirini hoş gördüğü, saygı gösterdiği, herkesin birbirinin haklarını gözettiği, haklarını ihlal etmediği, haklarına karşı saygılı olduğu bir yerde eşitlik ve hoşgörü var demektir ve orada demokrasi var demektir. STK arkadaşlar, STK sivil toplum örgütüdür. Demokratik toplumlarda sivil toplum örgütleri olur, sivil toplum kuruluşları olur. Ne demek bu? Gönüllü olarak insanların bir araya gelip halk
farklılıktaki, farklı fikirlerdeki insanların ortaya çıkardığı kurumlardır. Farklılıklara saygı duymaktır bir yerde. Gelin, denetleme mekanizmalarının özgür olması. Şimdi çocuklar, bir devletin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için devletin kurumlarının denetlenmesi gerekir. Çünkü bazen kötü niyetli insanlar o kurumları kötü niyetleriyle, kötü niyetle mihalet edebilirler, kötü niyetli amaçlar için kullanabilirler, bilinçsizce, farkında olmadan kötü şeylere sebebiyet verebilirler. Bunların denetlenmesi lazım. İşte bu denetleyicilerin de özgür olması lazım. Kimsenin baskısı altında kalmadan özgürce denetlenebilmesi lazım. Mesela okulumuza bir müfettiş geldiğini düşünün. İşte bu müfettiş birilerinin etkisinde kalsa, birileri tarafından baskı görse, tarafsız bir şekilde okulumuzla ilgili karar verebilir mi? Hayır. Gelen müfettişin özgürce, kendi özgür iradesine ve yasalara uygun bir şekilde denetleme yapması ve bunu üst birimlere bildirmesi gerekiyor. İşte biz de diyoruz ki denetlemedeki özgürlük çok önemli demokratik toplumlarda. Şimdi bu videoda iki şey anlattım sadece. Osmanlı'daki demokratikleşme hareketleri ve demokrasi nasıl yaşanır? İkisi de çok önemli. Bu LGS için önemli arkadaşlar. Bu da normal Türk vatandaşı olmak için önemli. Her Türk vatandaşının, her dünya vatandaşının demokrasi nasıl yaşatılır bilmesi gerekir arkadaşlar. Çok önemli bir kavram. Büyüyünce ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü hepimizin demokrasiye ihtiyacı var. Büyüyünce daha çok ihtiyacı var. Dolayısıyla demokrasi nasıl yaşanır çok önemli. Topluyorum.